Evet, Sayın Taşlar Köyü sakinleri, bildiğiniz üzere bir YouTube kanalımız var. Hemen akabinde bir Instagram, bir fotoğraf albümü gibi düşünelim. Taşlar Köyü Instagram sayfası oluşturduk. Birçok resmimiz orada mevcut. Çok pardon. Ellerinde halihazırda eski resimleri olan kişiler bize bunları ulaştırırsa buradan yayınlayacağız. Devasa bir albüm oluşturmak istiyoruz aslında. Nesilden nesile kalması için. Biliyorsunuz evimizdeki fotoğraflarımızın yıpranma, yırtılma, kaybolma gibi durumları oluyor. Ama bunu dijital aleme taşırsak bence daha kalıcı olacağına inanıyorum. Paylaşmak istediğiniz resimler varsa lütfen bize gönderin Messenger'dan. Açıklamasını da yazın. Biz de bunları paylaşalım. Hem siz hem sizden sonraki nesiller de bunları görebilsinler. Burada yapmaya çalıştığımız şey aslında kalıcı olmasını istediğimiz şeyler. YouTube'da da biliyorsunuz birçok organizasyonun, en azından benim yakalayabildiğim katıldığım organizasyonlardaki videoları YouTube kanalımıza yükleyip burada da paylaşımlar yapıyoruz. YouTube kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Lütfen abone olun oraya da. Abone olun ki en yeni videolardan siz haberdar olun. Ya da sizden sonraki nesiller bu videolara tanık olsun. Çünkü biliyorsunuz hayat gerçekten çok kısa. Ölümlü dünya. Hepimiz bir gün Hakk'ın rahmetine kavuşacağız. O yüzden lütfen YouTube kanalımıza da abone olmayı, bildirimleri açmak için yan tarafta bir çan olacak. O çana da tıklayıp bildirimleri açın. Yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olun. Bir de en çok etkileşim aldığımız, aslında şunu gördüm. Bu iki platformu açtıktan sonra çok fazla etkileşim alamadığımızı gördüm. Facebook aslında daha karmaşık. Karmaşıktan kastım şu: gerçekten birlik bir bilgi kirliliği çok olan ve birçok cinsel içerikli, şiddet içerikli paylaşımların kol gezdiği bir platform olduğu için fazla eğilim göstermek istemedim. Ama baktım ki Taşlar Köyü'nün Facebook'ta çok aktif bir şekilde kullandığını gördüm. Dolayısıyla bu yüzden Facebook resmi sayfamızı Sayın Ali Başkanımız sayesinde, tabii onun da izni alarak, böyle bir şey yapsak sizce ne kadar uygun olur dedim. Başkanım dedi ki bunu deneyebiliriz. Yap Mustafa dedi. Ben de böyle bir sayfa oluşturdum ve burada daha hızlı etkileşim aldık. Birçok kişinin Facebook'u hala kullandığını ve hala aktif kullandığını da bu sayede öğrenmiş olduk. YouTube'daki, Instagram'daki bütün oluşumları Facebook'a da aynı zamanda yüklüyoruz. Facebook'tan hızlı bir etkileşim alıyoruz. Birçok kullanıcı bizi seyredip beğeniler, yorumlar atabiliyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Şimdi bir de WhatsApp grubu kurmak istedik. WhatsApp grubu aslında biliyorsunuz Taşlar Köyü birçok anlamda bir ilki gerçekleştiriyor. Mesela bunlardan bir tanesi kadın kolları kurulması ve Sayın Yeliz Hanım'ın da bu bayrağı ilk alan hanımefendi olması. Birçok köyde böyle bir düzenleme yapılmamış aslında. Bu gerçekten Taşlar Köyü'nün küçük bir köy olmasına rağmen kadınlarına ne kadar sahip çıktığını, ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Mesela bunlardan bir örnek vermek gerekirse, bu Kurban Bayramı'nda Taşlar Köyü'ne gitme fırsatı buldum ve orada özellikle bir gelenek haline gelmiş olan bir şey var. Caminin alt katına bir yemekhane, restoran diyemeyeceğim ama bir yemekhane sistemi kurulmuş ve burada bayram süreci boyunca her sabah belirli aileler orada sabah kahvaltısı veriliyor ve çok yakın tarihe kadar kadınlar bu sabah kahvaltısına davet edilmiyormuş ve bu gelenek başlamış. Erkeklerden sonra da aynı şekilde tüm köy kadınları aynı yerde toplanarak sabah kahvaltısına davet ediliyorlar. Bu da aslında Taşlılar Köyü'nün kadınlarına ne kadar değer verdiğini ve ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Gerçekten bu inanılmaz bir şey. Birçok köyde bence örnek olacak bir davranış diyebiliriz. Konumuzu dağıtmayalım. WhatsApp grupları gerçekten etkileşim konusunda çok çok iyiler. Şimdi Sayın Ali Başkanımıza biz bunu bir müzakere ettik. Dedi ki başkanım tamam, Facebook'ta varız, YouTube'da varız, Instagram'da da varız. Peki bir WhatsApp grubu oluştursak ne dersiniz dedim. Ali Başkanım dedi ki çünkü şöyle bir şey var. Şimdi başkan çok yoğun oluyor. Cenazeler ki istemeyiz. İnşallah kimse ölmesin. Herkes yaşasın isteriz tabii ki. Düğünler oluyor, sünnetler oluyor, kına geceleri oluyor. Bekarlığa veda değil ama elveda partileri oluyor. Bu tarz organizasyonların sadece haberleşme konusunda Sayın Başkanımızın mesaj atılması isteniyor. Dolayısıyla Ali Başkan'ın da bu kadar işin arasında bir de bununla uğraşmak durumunda kalıyor. Biz aslında bu yükü biraz daha onun üzerinden alabilmek adına böyle bir
uygulamaya gitmek istedik. Ama Ali Başkanım dedi ki WhatsApp köyümüzde kullanmayı bilmeyen insanlar da var. Tabii onlar bu durumdan haberdar olamayabilirler dedi. Biz bununla ilgili zaten bir video çektik. Bu videonun sonrasında lütfen o videoyu da seyredin. Sonra WhatsApp'la ilgili detaylı bir kullanım videosu bu videodan sonra seyredebileceksiniz. Tabii yaşlı insanlarımız bu tarz uygulamaları bilmiyorlar. Dolayısıyla mesaj okumak daha kolay oluyor. Tabii biz mesaj göndermeye şimdilik devam edeceğiz ama WhatsApp grubundan da kolay bir şekilde insanlar kendi reklamlarını ya da kendi eğlencelerini, partilerini, düğünlerini, nişanlarını, kına gecelerini bu gruplarda paylaşabilecekler. Toplam 204 üyemiz var. Grupta paylaşacağız. Çünkü kimseyi ayırmıyoruz. Burası şeffaf bir yönetim anlayışıyla yönetildiğini söylüyor başkanım. Ben de buna sonuna kadar katıldığım için zaten bu platformda var olmaya devam edeceğim. Umarım iyi şeyler yapıyoruzdur. Umarım burada faydalı şeyler yapıyoruzdur. Bakın şurada bir şeyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Sayın Taşlılar Köyü yetkilileri, Sayın Taşlılar Köyü sakinleri. Artık çağ teknoloji çağı ve hızla gelişen, hızla yükselen bir çağ. Eğer derneğinizi, kurumunuzu, oluşturduğunuz herhangi bir ticaret alanını eğer sanal aleme, internete taşımazsanız hiçbir etkileşim, hiçbir büyüme gösteremezsiniz. Bakın köyün yapılması gereken bazı şeylerin olduğunu Ali Başkanım söylüyor. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Bu videomuzun konusu bu değil ama yüzeysel anlatmak istiyorum. Sosyal medyada ne kadar güçlü olursanız emin olun istediğiniz her devlet yetkilisine istediğinizi yaptırabilirsiniz. İstediğinizden kastım şu. Hak ettiğiniz şeyi size verilmesini istenen diğer köylere yapılan şeyin size ayrımcılık yapılmadan size de yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu yüzden buradaki platformların önemli. Lütfen burada Facebook'ta ve diğer sayfalarımızda ne kadar geniş kitlelere ulaşırsak bizim için o kadar iyi olur. Sonuçta burada bir köy var. Bu köy diğer köylere nazaran aslında küçük bir köy. Ama yüreği kocaman insanlarla dolu olan bir köy. Ben bu Kurban Bayramı'nda gittiğimde çünkü İstanbul gibi şehirdesin ve her şey elinin altında. Her şeye çok hızlı bir şekilde erişebiliyorsun. Bu muazzam bir şey. Ben köye gittiğimde dolayısıyla İstanbul'daki hayat gibi olmuyor. Birçok kısıtlı oluyor. Mesela köyün bir kantini, bir bakkalı dahi yok. Yani bir şey almak isteseniz buradan Çamlıha gitmeniz gerekecek ve dolayısıyla bir arabaya ihtiyacınız var. Örnek veriyorum sadece. Sıkılırım diye aslında çok fazla gitmek taraftarı değildim ama ben sözlerimde duran bir adamım. Söz verdiğim için gitmek durumunda kaldım. Oraya gittim. İnanır mısınız? Her şeyden uzak kaldım. Belki teknolojiden uzak kaldım. Birçok şeyden uzak kaldım. Ama o kadar huzurluydum ki ve o kadar enerjiktim ki. Çok geç yatıyordum, çok erken kalkıyordum. İnanılmaz temiz suyu var, sıcak insanları var, yemekleri muazzam güzel ve neredeyse İstanbul temposuna yakın bir tempoda geçti bayram. Neredeyse benim için. Hiç de sıkılmadım. Yaklaşık cumartesi günü köye indik. Haftaya cumartesi günü yola çıktık. İstanbul'a tekrardan döndük. İnanır mısınız gelmek istemedim. Ama tabii burada da bir düzenimiz var. Ticari hayatımız var. Bunları da devam ettirmek durumundayız. Zaten bir haftalık bir süremiz vardı. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. İnanılmaz keyif aldım. İnanılmaz memnun kaldım. Ve bir dahaki bayramlarda fırsat buldukça en azından gitmeye çalışacağım. Gerçekten köyün ağaçları inanılmaz verimli ve kimse dönüp bakmıyor. Ya böyle erikleri, ne bileyim elmaları gerçekten o kadar sağlıklılar ki, o kadar doğallar ki anlatamam. Köy hayatı farklı bir şey. Bizim bir köyümüz yok. Biz zaten baba tarafı Nevşehir merkezde olduğu için, merkez olduğu için bir köy hayatımız olmadı. Dolayısıyla bu sayede ilk defa bir köy hayatı yaşıyorum. Anne tarafımda vardı ama küçük olduğum için daha sonraları gitmemeye başladık falan tamamen unuttum. Yeniden bana o hissiyatı, o çocukluk hissiyatını yaşattı. Buradan özellikle Cafer Kesici Cedet'e çok teşekkür ediyorum. Onun vasıtasıyla gitmiş olduk. O yüzden Facebook'taki sosyal alemdeki gücümüzü arttıralım. Lütfen sizden ricam. Bu videoyu Ali Başkanımın izniyle çekiyorum. Böyle bir video çekeceğim başkanım. İnsanlar bir kamera karşısında dışarıdan birinin bunları en içtenlikle anlatması konusunda ne dersiniz falan dedim. Başkanım sen bilirsin, yapabilirsin dedi. Bu arada şunu söylemekte fayda var. Ben belki bu işlerle uğraşıyorum. Bu işleri yapıyorum ama emin olun kendi kişisel inisiyatifimi kullanarak hiçbir şey yapmıyorum. Yaptığım her şeyin en başta Ali Başkan'dan onay alarak bir videoyu ona seyrettirerek, bir resmi ona göstererek, bir
bir yazıyı onun WhatsApp'ına atarak, onu okutarak, başkanım burada ne diyorsunuz, şu cümleleri değiştir, bu şekilde yaz talimatını veriyor. Tamamen yaptığım her şey Ali Başkan'ın kontrolü altında oluyor. Çünkü burası sadece Taşlar Köyü insanlarına değil, bizim seriden farklı köyden, farklı yerden insanlar da oluyor. Dolayısıyla yanlış bir şey yapılsın istemiyorum. Ben de istemiyorum. O yüzden yapılan her şeyin başkanın kontrolü altında olduğunu bilsin. O yüzden umarım bu çektiğim şey size biraz faydalı olur. Biraz daha sizi motive eder. Tek isteğim bu. O yüzden lütfen sosyal medyadaki hesaplarımızı güçlendirmeye çalışalım. Özen gösterelim. Sizden tek isteğim bu. Bir de Ali Başkan'ı yalnız bırakmazsak, desteklersek emin olun çok daha farklı yerlere götürmeye çalışıyor başkanımız. Gerçekten azimle, canla başla çalışıyor. O yüzden yaptığı şeyleri biraz daha destek verirsek köy adına çok daha iyi olacaktır. Yani tek isteğimiz, tek temennimiz bu. Başkanım burada videonun sonunda herkese, tüm köylüye ayrı ayrı teşekkür eder misin dedi. Ben de Ali Başkanım adına hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Kendinize çokça iyi bakın. Hoşça kalın.